Herkese merhabalar. Yeni bir günden kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Size şu küçük yumurcakla açılış yapmak istedim. Benim küçük sarı paşam ne yapıyor? Yine yaramazlık peşinde. Ha. Evet, yine dolapları karıştırmakla meşgul. Ama atmıyoruz. Benim sarı paşam biraz daha ateşi devam ediyor. Birazdan sağlık ocağına götürmeyi düşünüyorum. Ama işte kararsız da kalıyorum açıkçası. Çünkü öksürük, burun akıntısı, herhangi böyle bir durum yok. Sadece ateşi var, diştendir diye de götürmek de istemiyorum ama. Bilmiyorum, yine de bir götüreceğim. Bir doktor görsün. Değil mi kuzum? Tontoşum benim. Şimdi altını üstünü değiştirdim, temizledim, pakladım kendini. Bak bak bak, artık oraya da boyu uzanmaya başlamış. Biz orayı kapatıyoruz Yakup dışarı çıkmasın, arka balkona çıkmasın diye. Annem. Aşkım. Aşkım. Oy oy oy. Annem. Karma karışık çekmece mi düşürüp gösteriyorsun? Sonra beni nit ederler. Burası şu olmuyor çünkü bir türlü. Yani burası karışık çekmece. Düzen olmuyor burada. Çünkü çekmecem çok küçük ve içinde çok eşya var. O yüzden maalesef düzen olmuyor. Yakup Paşa böyle karıştırıyor işte. Ben düzenlesem neye yarıyor ki? Yakup burayı şimdi 10 defa açıyor. Yemek mi yapacaksın annem sen onunla? He? Aşçı mı olacaksın sen? Allah Allah, çizeceksin annem, çizeceksin, dolaplarımız çizilir aşkım benim. Gel hadi gidelim ablalara, ablaya bakalım, abilere bakalım, gel gel gel, hadi ablalara, ablalara diyorum ama. Ablaya bakalım, abla nerede? Abla, abla burada, abla yatıyor, abla yatıyormuş, abla, ablamız yatıyormuş, ablamız tablet, günlük tablet kullanma hakkını kullanıyor, yarım saat değil mi? Yarım saat gündüz, yarım saat akşam veriyoruz. Abiler ne yapıyor? Bir de abilere bakalım. Abiler de şu an telefon ve bilgisayar haklarını kullanıyorlar. Aytuğ yarım saat demiştik annem. Sürene bakıyor musun bebeğim? Aytuğ'un pek süreyle işi olmaz ama pek bakmaz yani süreye. Hiç umrunda olmaz süre. Hep biz şey yaparız, uyarırız onu. Sen ne yapıyorsun? Galatasaraylı. Neylesin? Galatasaraylı değilmiş. Bir ara Galatasaraylıydı, şimdi Fenerbahçeli. Bak, önce Fenerbahçeliydi. Dayın mı almıştı Alper sana Fenerbahçe formasını? Evet, İsmail dayın almıştı, hatırlıyorum. İsmail dayısına Fenerbahçe forması aldırmıştı. Sonra Galatasaraylı oldu, babasına Galatasaray forması aldırdı. Şimdi geri Fenerbahçeli oldu ve Fenerbahçe forması artık Alper'e olmuyor. O gün isyan ediyor, formam bana olmuyor. Ne yapalım, büyüyorsun. Şimdi yeniden Fenerbahçe forması mı alalım? Al. Al tabii. Kuzum benim ya. Avra arabayı almış oynuyor. Evin içinde böyle dolanıyor cıbıl cıbıl. Oy. Neyse ben makineye çamaşır hazırladım. Beyazları hazırladım. Şey yapacağım. Şu yumuşatıcımızı alalım. Şöyle. İlaçlarımız orada duruyor. Deterjanımız burada. Alo, beyazlara alo kullanıyoruz. Şurada deterjanlarımız. Şöyle koyayım da. Yakup kenara geç annem. Şimdi sen burada tehlike arz ediyorsun şu anda. Yani bu kutuyu böyle çekiverirsin. Düşürürsün, dökersin ortalığı. Ay, bir yandan Yakup'u şey yapıyorum. Şimdi. Ay. Yakup deviriyor ortalığa, bir şeyler döküyor. Bir ölçek yeter mi acaba? Ön yıkama. Normalde hep ön yıkama yapıyorum ama buna ön yıkama yapmama gerek yok. Çünkü bunlar iç çamaşırı falan yok fazla içinde. Sadece havlu ve birkaç tane ailenin ve Yakup'un beyaz pijamaları falan var. O yüzden ön yıkama yapmaya gerek yok bunlara. Yumuşatıcımızı koyalım. Yumuşatıcımızı da koyduk. Pamuk koyduktan.
suyu almaya başladı. Merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Karnımız acıktı. Mutfağa girdik. Makinedeki çamaşır da bitti ama önce bir şeyler yiyelim diyorum. Karpuz keseceğim. Böyle karpuz peynir ekmek güzel oluyor yazın. Sıcaklarda insan böyle sıcak yemek ara öğünlerde yani öğle yemeği olarak böyle sıcak yemek yerine karpuz peynir güzel oluyor. Karpuz peynir ekmek güzel oluyor. Ben de karpuz var evde. Keseyim dedim. Böyle güzel olur. Sanki yaz yiyeceği karpuz peynir ekmek. Sizler de yapıyor musunuz öyle? Biz yapıyoruz. Güzel oluyor yani. Peyniri ekmeği peynirin arası. Peyniri ekmeğin arasına koyun. Bir de yanına karpuz dilimleyin. Oh çok güzel oluyor. Dilimleyelim bakalım. Doğru değil. Gördük de. Böyle. Böyle arkadaşlarla konuşacağım böyle. Konuş bakalım. Arkadaşlar. İş yaparken sen konuş hadi. Arkadaşlar. Annem sağlık hocaya gidecekti, baş geçti. Karpuz mu yapacaksın sen? Karpuz yapacağım kızım. Evet. Anne var mı getirip lütfen? Evet. Vakıba, vakıba şey verecekti. Dön kız ne yapıyorsun? Keseceğim zaten kızım saçmalama. Hayır öyle olmaz. Dur ben sana şuradan bir tane. Tamam mı? Şimdi de Yakup ateşte geldi. Yakup iyi şu anda. Evet. Yakup diş çıkarıyor. Diş çıkardığı için biraz ateşleniyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok Allah'a çok şükür. Öksürük veya burun akıntısı, ishal falan öyle bir ağrısı sızısı yok çok şükür. Sadece kuru bir ateş var. O da ar kesiciyle işte açık havaya çıkarıyorum. Elini yüzünü falan yıkıyorum. Onun dışında halsizliği falan da yok. Gayet enerjisi de yerinde çok şükür Allah'a. Anneciğim bakabilir misin kameradan? Görüyorum görüyorum. Hadi. Şimdi hemen. Bunu yemedim. Tamam. Kaldı. Dayanamadım yedim. Dayanamadın mı? Abi yazıyor. Ben bu karpuzu alacağım. Tamam. Alayım mı? Dur bekle annem. Bekle şimdi sofra sereceğim zaten. Sofra sereceğim aşkım. Şuralarında da daha var. Çöp çıktı bayağı bir. Arkadaşlar ben de tepkim için var. Sonra toparlarız burayı. Dün Nida bizimle kalmıştı değil mi? Evet Nida bugün bizimle kaldı. Ben anneannemin Nida'yı öldürüyorum artık. Anneannen az kaldı gelecek artık bir haftası kaldı. Haftaya gelecek inşallah Allah nasip ederse. Arıyorum ben gideceğim. Peynirimi de doğrayayım. Ya. Taze ekmeğimiz de var zaten. Ekmek yiyor. Peynir. Yani böyle sıcak, hava çok sıcak. Otur otur uykum geliyor. Bir iş yapasın da gelmiyor sıcaktan. Balkona çıkacağım ben. Kızım şu an balkon çok sıcak. İkindi serinliği çökmeden şu an saat 4'e 10 var. Daha saat böyle 5-6 o saatlerde bizim balkon serinliyor. Şu an balkon çok sıcak. Oturulmuyor yani. Yerler sıcak. Dışarıdaki sedirin üzeri böyle sıcak. Oturamıyorsun. Ancak saat böyle 5-6 arası güneş artık geçiyor yani. Tepeden tamamen geçmiş oluyor. Güneşin fazla bir feri kalmıyor. Ancak öyle yani mahallede de hemen hemen bütün komşular akşam üzeri 5-6 gibi çıkıyor çocuklar öylesine. Diyor yola inelim yolda oynayalım. Kızım dedim bu sıcakta beyniniz pişer. Mahallede çocuk yok hiç oynayacak. Çünkü sıcak kimse göndermiyor çocuğu sıcakta dışarıya. Ben marmut içiyordum zaten. Olabilir o kızım o belki bir şey için bakkala makkala falan bir yerlere gitmiştir gelmiştir. Hayır. Yolda oynuyorlar. Oynuyorlar mı? Tamam oynasınlar ama şu an bu sıcakta oynanmaz. Şimdi biz karpuzumuzu yiyelim. Biraz böyle hava biraz serinlesin ondan sonra çıkarsınız tamam mı? Yeter ama hepsini şey yapma annem olmaz öyle.
Hadi şimdi soframızı serelim. Sofraları da silkelemedim ben sabah sofrasını. Bir silkeleyeyim. Şimdi biz içeride biraz bir karpuz peynir ekmek yiyelim. Sonra devamında görüşürüz. Yakup. Yakup karpuzu seviyor. Gel annem. Şunun sesini kıs oğlum biraz. Arkadaşlar. Gel. Yaklaş biraz annem. Dur. Gir, gir içine. Gir sofranın içine gir. Verdin mi abisi sen yiyor mu? Bir tane verdim. Aferin sana. Ne ara verdin ben görmedim. Ya, abimiz çok merhametli. Kendisi yemeden kardeşine yediriyor. Aferin oğluma. Bakın. Ne yiyorsun annem? Aşkım ne yiyorsun? Kapuş. Kapuş yiyorsun. Olululu yerim senin o ağzını ben ya. Ne dedin kızım? Bunu Yakup için yedirebilir miyim? Ver. Bu da ablamızdan. Aferin. Aferin Aylin ablaya. Yakup ağzı aldı ya. Ay yani Yakup'la aynı çatalı kullanıyormuş. Aynen öyle. Hadi bakalım herkese görev veriyorum. Ben olmaz. Ha? Hadi Aytu. O oturduğun sandalyeyi götür. Sandalyeleri götür odaya koy odanıza. Şu oyuncaklar bir toparlansın bakalım. Hadi ortalık toparlamaca. Hadi bakalım. Hadi. Hadi 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 hadi. Kumandayı kaldır oradan. Bak kumanda orada. Aylin kumandayı al yerden. Her yer oyuncak. Her yer. Koridora varana kadar her yer oyuncak. Toplayın bakalım. Hadi. Hadi kızım. Kalk. Ay çocuklara da söz anlatamıyorsun belli bir zamandan sonra. Deminden beri oyuncaklarınızı toplayın diyorum. Sanki ben dağıtıyorum oyuncakları. Zorla toplattırıyorum. Beyefendilere. Hanımefendiye. Kız kız. Dur üstüme düşeceksin şimdi. Mantirilo. Bebelaktan çık, bebelak mamasından çıkmıştı Yakup bebek şey pardon Aytu. Aytu bebekken 8. aydan sonra böyle birkaç ay mama vermek zorunda kalmıştım. Tur nereden çıkıyor? Ya Aytu aldığımız mı bebelak mamasının içinden çıkmıştı o. Hatta onun bir de Alper onun bir de adı vardı ya hatırlıyor musun? Ona bir isim koymuştuk biz. Bir ara bir isim koymuş da sonra o isim değişti. Kiko mu? Filo mu? Kiko mu? Böyle bir şeydi evet. Bak Aytu biraz hatırlamaya başladı. Gitti o gitti bir bakın. Anneciğim. Ama şimdi ismi ne? Anneciğim bak bana. Necati mi? Necati. Anneciğim bak şimdi. Ama o değil ya. Anneciğim tamam. Necim bak. Bak şimdi. Tamam kızım tamam. Efendim. Söyle. Annem. Anne kokla. Bakayım. Ha, aferin benim oğluma. Şöyle bir kalkın bakayım göstereyim. Aytun yaptığı yeri bak her yeri toplamış. Aferin oğluma benim. Uy uy benim karabiberim. Kurban olurum senin yaradana. Aferin oğluma. Topladılar. Sana da aferin benim prensesim. Kocaman aferin. Ay Allah'ım birbirlerini kıskanıyorlar. Cadı. Dur tamam hoplama yeter. Hoplama. Ama şey Aytu. Aytu. Anneciğim Yakup onu orada geri dağıtır. Al götür sizin çekmecenin üzerine koy aşkım. Hadi paşam. Geri dağıtır yoksa. Ay kızım. Tamam birkaç tane Yakup için bırakın gerisini götürün. Çok fazla oyuncak büyük bir sepet var onun hepsini deviriyor Yakup. Yani her yer yatak odasına anneciğim. Banyoya varana kadar oyuncak oluyor. Ayaklarımızın altına batıyor legolar falan. Anneciğim bak şimdi. Ay havada çok sıcak böyle ben anneciğim, uykum geliyor. Hı. Beni göster arkadaşlar. Niye neyi göstereyim? Ben tutmuş gibi yap ya. Tamam. Göster. Hadi. Hadi. Nasıl göstereyim? Ben ön kameradan şey yapıyorum. Hadi bak burada. Balık tutuyormuş Aylin hayalinde. Önceden Ali balığa giderdi. Vallahi tekne kiralarlardı. Balığa giderlerdi. Bir tutmaya 5-6 kilo balık tutardı. Anneciğim. Başlardık o balıkları temizlemeye Ali ile. Temizlerdik. Bir kısmını o gün yerdik. Bir kısmını difrize atardık. Şey, difrizim yoktu o zaman. Buzluğa. Buzluğuna atardık. Eski zamanlarda biz tekneye gidiyorduk. Evet. Kızım şu ortalıkta güzelse gene gezer tozardık yazıcık ama
Düzelmiyor, bekliyoruz bakalım. Gene de buna şükür, çok şükür Allah'a. Neyse ya, ben lafı fazla uzatmayacağım. Videomu kapatacağım burada. Like atmayı unutmayın, abone olun. Bir son kanalımızda güle güle. Güle. Hemen aşağıda, hemen. Yavaş kız. Hemen bir saniyeniz olmaz. Arkadaşlar, hemen burada videoyu durdurup aşağıdan like atıp abone olmanız 2 dakikadan aşağı sürer. Duydunuz. İki saniye. Yaparsanız... Duydunuz benim yakışıklı oğlumu? Ben... Ney sen? Ben. Sen. Ha? Ben. Ne? Ben de yatarım. He? Yakışık. Toplama kız. Ben de yakışıklı. Düşersin. Arkaya düşersin. Ben de yakışıklı. Sen prensessin. Güzel prenses. Erkeklere yakışıklı denir. Kızlara da güzel denir. Anladın mı? Tamam, yakışıklı Aylin diyelim. Prensesle. Prenses Aylin. Arkadaşlar bakın ne yapıyor. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Anladınız. Arkadaşlar. Neyse. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Benim artık doğum günüm var. Evet. Aylin'in doğum gününe 20 gün kaldı. Gün sayıyoruz. Geri sayım başladı. Benimkine de 37 gün. Evet. Görüşmek üzere. Bye bye.